Değerli konuklar, yeniden hoş geldiniz. İkinci oturumla devam edeceğiz. Saygıdeğer misafirler, değerli katılımcılar, zor şartlar altında yaşamaya çalışan küçük bedenlerin bir de evini, yurdunu bıraktığını, oyun oynadığı sokağı, arkadaşlarını terk etmek zorunda kaldığını düşünün. Hayat onlar için çok daha zor. Evet, konferansımızın İkinci konusu göçmen çocukların entegrasyonu ve medya. Panelin moderatörlüğünü Profesör Doktor Nilüfer Pembecioğlu yapacak. Kendisini davet ediyoruz sahneye. Buyurunuz. Panelimizin diğer konuşmacılarını da davet etmek istiyorum hemen. İlhami Yıldırım, Türk Kızılayı İstanbul Şube Başkanı. Efendim buyurunuz. İlhami Yıldırım konuşmasını Türk Kızılayı'nın mülteci çocuklar için psikososyal destekli adaptasyon çalışmaları, iletişim ve medya kullanımı konusunda gerçekleştirecek. Evet, Profesör Doktor Nilüfer Narlı'yı davet ediyoruz. Buyurunuz. Bahçeşehir Üniversitesi Sosyoloji Bölüm Başkanı kendileri. Panel konuşması ise Suriyeli çocukların Türkiye medyasında temsili ve sorunları. Hemen belirtelim. Bu konu Profesör Doktor Nilüfer Narlı ile yardımcı doçent Mine Özaşçıların ortak araştırmasıdır. Bir diğer konuğumuz doçent doktor Emrah Akbaş. Kendileri davet ediyoruz. Buyurunuz efendim. Yıldırım Bayezid Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi. Akbaş'ın konuşmasının konusuysa Suriyeli çocukların medyada temsili, Suriyeli çocukların ve ebeveynlerinin gözünden bir değerlendirme olacak. Atölye çalışmaları da yine aynı eş zamanla aynı saatte başlıyor olacak diğer salonlarımızda. Bunun bilgisini de sizlerle paylaşalım. Artık sırayı moderatörümüz ve konuşmacılarımıza bırakalım. Buyurunuz efendim. Çok teşekkür ediyorum. Öncelikle herkese hoş geldiniz diyorum ve TRT'nin böylesi güzel bir ev sahipliğinde çocuklar üzerine bu konferansı yapıyor olmak gerçekten çok büyük bir mutluluk. Bugünkü oturumumuzda göçmen çocukların entegrasyonu ve medya konulu bildiriler izleyeceğiz. Katılımlar, araştırmalar bizimle paylaşılacak. Öncelikle Türk Kızılayı'nın mülteci çocuklar için psikososyal destekli adaptasyon çalışmaları konusundaki iletişim ve medya kullanımı konulu sunumları ile Türk Kızılayı İstanbul Şube Başkanı İlhami Yıldırım'ı dinleyeceğiz. Sonrasında Profesör Doktor Narlı ve yardımcı doçent Doktor Mine Özaşçıların ortak araştırması gündeme gelecek. Suriyeli çocukların Türkiye medyasında temsili ve sorunları. Bahçeşehir Üniversitesi Sosyoloji Bölüm Başkanı Profesör Doktor Narlı hocamıza hoş geldiniz diyorum. Suriyeli çocukların medyada temsili yine bir başka başlığımız, ebeveynlerin gözünden bir değerlendirmeydi. Bizlere Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nden Sayın Öğretim Üyesi Doçent Doktor Emrah Akbaş aktaracaklar. Öncelikle bazı terimlerin altını çizebilmek istiyorum. Konuklarımız başlamadan önce biz çocuk diyoruz, göçmen diyoruz, entegrasyon diyoruz, medya diyoruz. Ama bunların içinde aslında ne kadar çok fazla şey yüklediğimizi de görebilmek, gösterebilmek istiyoruz. Siz kendinizi nereli hissediyorsunuz diye soracağım öncelikle herkese. Çünkü bazen buralıyız, bazen oralıyız, bazen hiç oralı değiliz. Geçen oturumdan konuşulanlardan aktarmak istediğim bir örnek geldi aklıma. Sanırım Viyana'da yapılan bir araştırmaydı. Oradaki beyaz eşya üreticileri müşteri memnuniyetini görebilmek için beyaz eşyalardan mutlu olup olmadıklarını araştırıyorlardı. İşte buzdolabı almışsınız efendim, memnun musunuz diye soruyorlar. Ama memnunuz cevabını alamıyorlar. İşte fırın almışsınız, memnun musunuz? Fark ediyorlar ki beyaz eşyaların büyük bir çoğunluğu orada oturan Türkler tarafından alınıyor. Fakat kutuları bile açılmadan, hiç kullanılmadan Türkiye'ye gönderiliyor. Oradaki vatandaşlarımız belki de senede 10 gün, 15 gün gelecekleri vatanlarına gönderiyorlar onları. Özlem böyle bir şey. Nereli olduğunuzu hissedebilmek böyle bir şey. Biz burada Suriyeli çocuklardan bahsediyoruz. Onlar buradalar ama izledikleri medya belki de Suriye medyası. Orada neler olup bittiğini de merak ediyorlar. Göçmen çocuk konusu medyanın sürekli gündeminde. Medya da göçmen çocukların gündeminde. Dolayısıyla medyayı onlardan esirgemeye, almaya hakkımız pek yok gibi görünüyor. Bazen görüyorsunuz çocuklar
belki bir dilim ekmek peynir alacak paraları yok ama ellerinde son model cep telefonlarıyla dolaşıyorlar. Yadırgıyoruz. Oysa o cep telefonu onun belki annesi, babası, memleketi, özlemleri, oyuncakları, oradaki yaşantısı. Dolayısıyla medya sorunu ve göçmen çocuk bir araya geldiğinde karşımıza da entegrasyon sorunu çıkıyor. Entegre olmak, nereye entegre olacağız? Okula mı, yaşama mı? Yeni bir topluma mı, farklı bir dile mi, farklı bir kültüre ve farklı kültürel kodlara mı? Bunları hep birlikte daha sonra değerlendireceğiz. Ben şimdi izninizle Sayın İlham Yıldırım'ı konuşmasını yapmak üzere davet etmek istiyorum. Buyurun efendim. Değerli Hazurum, sayın konuklar, konuşmaları ve katılımları ile bu değerli toplantıya bir şekilde katkı sunan buradaki herkesi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Böylesine değerli bir konuda, böylesine hassasiyet ve sorumluluk bilinci gerektiren bir alanda, hem de uluslararası nitelikte bir konferansı düzenlediği için TRT'ye, özelde de TRT Çocuk kanalına şükranlarımı sunuyorum. Ben bugün burada bir Kızılaycı olarak en profesyonel olduğumuz yerden, sahalardan sizlere sesleneceğim. En çok tercih edilen yardım kuruluşu, uluslararası bir marka haline gelmiş olan Türk Kızılay'ını temsilen buradayım. Ve sizlere Kızılay'ımız konusunda, konumuz çerçevesinde yaptığı çalışma ve uygulamalardan bahsederek çocuklarımız adına attığımız adımlar konusunda size bilgilendirmeler yapacağım. Bildiğiniz gibi Kızılay, doğal ve beşeri afetlerde yaraları saran, ekmek aş dağıtan, çadır kuran, gerektiğinde kan toplayan misyonunu daima devam ettirmekle beraber bu vasfı çoktan aşmış durumda. Dünyanın neresinde olursa olsun ihtiyaç duyanın ihtiyacını her anlamda gidermek için aksiyonu için adeta acil durum butonu durumunda. Tüm bu çerçevede, durum çerçevesinde Türk Kızılay'ını Suriyeli kardeşlerimize de takdir edersiniz ki duyarsız kalması imkansızdı. Ve tabii bu Türk milletimizin ve bağışçılarımızın sayesinde. Peki onlara aş, ekmek, barınak vermek yeterli miydi? Böylesine travmatik bir süreçten geçmişken ki bunlar hayatta kalabildikleri için şanslı olanlar, akılda uyanması gereken bazı sorular vardı. Masum çocukların apar topar getirildikleri, toplum ile ilişkileri, terk ettikleri okulları, eğitimleri, eğitim hayatları, aile ve arkadaşları, çevreleri, bilmedikleri dilde adeta kültürel şok yaşamaları, kendilerini ifade edebilmeleri, başkalarınca ifade edilmeye değerli görülüp görülmedikleri, toplum ile olan sosyal ve psikolojik adaptasyonları, hayatın her alanındaki temsiliyetleri ve bunun benzeri konular. Kısacası var olmaları ve bu varoluşun günümüz standartlarında kaçırılmaz gereklilikleri ne olacaktı? Elbette bugün burada konu başlığımız ve benim başlığım gereği çocuk medyası ve özelinde Suriyeli çocukların entegrasyon süreci örneği üzerinden konuşacağım. Ancak şunun farkında olmamız lazım. Siz medya sektöründen olanlar ve içerik üreticileri olarak göreviniz çok önemli ve çok büyük sorumluluklar gerektirmekte. Yaşananları bu çocukların hayatlarına işlemeli, uygun dil ve anlatım dahilinde bunun ortak dilini de oluşturmalıyız kanaatimce. Başlıklarınızdan biri de çocuklara ne anlatmalıyız, nasıl anlatmalıyız, ne zaman anlatmalıyız sorularına cevap arar nitelikteydi programı incelediğim kadarıyla. Ama daha önceki safhada elbette onları işlemekten önce onlara içerik üretmekten geçiyor. En azından onları da göz önünde bulundurarak içerik üretmeliyiz. İhtiyacımız olan da tam olarak bu kuşatıcı bakış açısıdır. Çocuklar için medya içerikleri o kadar önemli ve etkileyici ki yakın zamanda yaşadığımız bir hikayeden örnek vermek istiyorum. Arakanlı Müslümanlar Bangladeş sınırına geldiğinde
Tabii tüm mazlumların ilk aklına gelen ülke Türkiye olduğu için ve bu gururla hemen oradaki Müslüman kardeşlerimize, zulümden kaçan kardeşlerimize Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak, AFAD olarak, Kızılay olarak, TİK olarak bölgeye ilk ulaşıp ve şu anda da resmi olarak ilk Myanmar bölgesinde çalışmasını yapan Türk Kızılay olarak medyada gösterilen, aktarılan tüm bilgilerden etkilenen bir anaokulu öğrencileri evlerinde yaptıkları kendi elleriyle pastalarını, böreklerini pazara çıkıyor ve o pazarda sattıklarından elde ettikleri gelirini bizim İstanbul şubemize getirip ve tek tek o paraları sayarak bizlere Arakanlı Müslüman kardeşlerine bir nebze de olsun ihtiyaçlarını karşılamak için yatırıyor. Sahalara döndüğümüzde işte bu bahsettiğim görmezden gelemeyeceğimiz ihtiyaçlara binaen biz Kızılay olarak ilk günden beri Suriyeli çocuklar ile el eleyiz, iç içeyiz. Onlar ile ağlıyoruz ve onlar ile gülüyoruz. Türkçe çizgi filmler izliyoruz. Dilsiz ama çok şey anlatan resimler yapıyoruz. Elimizde ne imkan varsa bu çocuklar için kullandık. Kendilerini hak ettiği gibi iyi hissetmeleri gayretinde olduk. Yeri geldiğinde Arapça konuştular, Türkçe karşılık aldılar. Türkçe öğrendiler, biz Arapça öğrendik. Bir şekilde orta yolu bulup beraber yüzlerini gülümsetmeye çalıştık. Eğitimlerimizin ve eğitmenlerimizin ve uzmanlarımız ile onlar için adaptasyon çalışmalarımızda sosyal ve psikolojik destekler ekipleri kurduk. Birbirlerini anlamaları ve kendilerini ifade edebilmeleri için iletişim eğitimleri verdik. Birbirlerini anlamalı ve günlük hayata adapte olabilmeleri için de dil eğitimi verdik kendilerine. Onlar çocuklardı, oyun oynamak istiyorlardı. Beraber onlarla oyun oynadık. Çizgi film izledik, seyrettik. Tabii TRT Çocuğu izledik. Anlamadılar ama güldüler. Eğlendiler kısacası. Çocuğun resmi aynı olmasa da gördük ki çocukluğun resmi her yerde aynı. Umarım bu çalışmalardan sonra çocuklarımız için özellikle de farkındalıkların içeren medya içeriklerinin daha da çok var olması veya bu hassasiyet ile üretilen çalışmalar ortaya çıkar. Tabii bu temennim tüm çocuklarımız için geçerlidir. Belki de biz kamplarımızda onlar için özel üretilmiş çizgi filmleri izletir, kitapları okutur, onların dilinden konuşuruz. Emin olun onlar kendileri için gösterilen bu çabaları görüyor. Beklentilerin hızlı adapte olarak ve sizden aldığının fazlasını ile geri ödemek istiyor. Çünkü öyleler aldıkları için müteşekkir ve hevesliler. Bununla ilgili de yine kısa bir anımı anlatayım. Fırat Kalkan Operasyonu'ndan sonra güvenli bölge ilan edildikten sonra Celabrus'a bizim kamplarımızda ve ülke sınırları içerimizde yaşayan Suriyeli aileler Celabrus'a yerleştirildi. Ve Celabrus'ta günlük yaşamlarına devam ettiler. Yine biz de Türk Kızılay olarak, milletimizin merhamet eli olarak o bölgeye gidip ihtiyaç sahibi insanların tekrar yardımlarını ve ihtiyaçlarını tespit ederken bir Suriyeli tahmin ediyorum 10-11 yaşındaki kardeşimiz gelip bacağıma sarıldı. Ama bırakmıyor. Yanımızda komutanlarımız var, tercümanlarımız var. Ne istiyor benden dediğimde, başını okşadım filan. Türkiye'den geldiğinizi öğrendi ve Türkleri çok seviyor. Ve büyüdüğünde Türk askeri olmak istediğini söyledi çocuk bize. Düşünün, yani bizim buradaki yapmış olduğumuz misafirperverlikten ve ev sahibinden o kadar etkilenmiş ki çocuk Suriyeli ama büyüdüğünde Türk askeri olmak istiyor, Türk milletine hizmet etmek istiyor. Bunlar muhtaç olabilirler. Ancak istedikleri tek şey aslında hakları olanın dünyanın geri kalan tarafından kendilerine verilmesi. Nedir bu hakları? Yaşam. İnsani yaşam hakkını istiyorlar. Biz Kızılay olarak çocuklarımızı kamplarımızda eğitmeye, öğretmeye, eğlendirmeye ve tüm bunları yaparken iletişim gücünü kullanmaya, medyadan faydalanmaya çalışıyoruz. Ancak bu konuda tıkandığımızda kesin. Dediğim gibi atölye çalışmaları, drama kursları,
sinema filmleri, çizgi filmler, belgeseller izletiyoruz ve gösterileri yapıyoruz. Medya imkanlarının ve içeriklerinin el verdiği ölçüde. Burada ise pek çok medya ile ilgilenen ve içerik üretici olarak sizlerden destek bekliyoruz. Bu çocuklarımız kendilerini bulacağı, onların kendileriyle özdeştireceği, çoğulcu bakış açısı ile işlenmiş medya içeriklerinin hem yerelde hem de ulusal ve kültürel, küresel anlamda asıl bütünleştirici dili inşa edeceğine inanıyorum. Biraz da mevcut durumdaki medya içeriği, akıllı telefonlar, tabletler, bilgisayar onları da biraz eleştirmek istiyorum. Bizim kamplarımızda bu kardeşlerimize diyoruz ya eğitimler veriyoruz. Bu aslında sadece kendi çocuklarımız için de bu geçerli. Ama ne kadar eğitim verirsek verelim, medyada içerik ne kadar bozuk olursa yaptığımız bütün işler tamamen yatırımlar boşa gitmiş oluyor. Yatırım derken çocuğa yaptığımız yatırımlar. Günümüzde pek çok çocuk kanalı bulunmakta, pek çok seçenek bulunmakta ama seçenekler arasında içerik olarak maalesef seçeneğimiz çok az. Kanal isimleri vermek istemiyorum ama bazı çocuk kanallarında çok ağır şiddetli içerikler var. Ağır şiddetli çizgi filmler var. Ve bunu izleyen çocuklarda da daha çok şiddete meyilli hale geldiğini görmek için bir uzman olmamıza gerek yok. Anne ve baba olmamız ve çocuklarımızı izlemlememiz yetiyor. Bir taraftan bakıyorsunuz işte TRT Çocuk'ta Rafadan Tayfa'yı izliyor. İstanbul Kahramanları'nı seyrediyorlar. Şakir var, bir de Necati falan var. Bunları seyrediyor. Ama bir taraftan da başka çocuk, başka bir kanalda ellerinde günümüzde olmayan silahlar, özel pelerinler böyle bir etrafında dönüyor, ayrı bir süper kahramana bürünüyor. Karşısındaki insanı veya canlıyı veya değişik zaten o çizgi filmlerde de çok insana benzeyen karakterler olmuyor. Elinde molekül silahlarla parçalıyor, binlere parçalıyor, sonra karşısındaki tekrar diriliyor gibi pek çok içerikler kullanıyor. Ve bu çocuk bu çizgi filmleri seyrettiği zaman kendisi doğal olarak hırçın olarak yetişiyor. Karşısındakini öldürüyor tekrar dirildiği için ölüme, yaşamla ilgili bir iddiası ortaya kalmıyor. Dikkat etmiyor çünkü hayal dünyasında yaşıyor. Diğer taraftan tabletlerimizde, iPad'lerimizde bugün bakıyoruz 3 yaşındaki çocuk iPad'den bir uygulama açtığında ya oğlumuz kızımız ne kadar zeki, tableti açıyor, izliyor diye övünüyoruz ama aslında çok kötü bir şey, kendimizi sorgulamamız lazım. Ki burada da uygulama içerik anlamında neredeyse çok kötüyüz. TRT Çocuk'un herhalde bununla ilgili bir çalışması var, 21 tane uygulaması var ama maalesef size de bir eleştirim olsun, o da çok yaygın değil, bilinir değil. Ama bugün sosyal medyaya, akıllı telefonlarda çocukların oynadığı uygulamalara bakıyorsunuz. Onlar da hep böyle şiddet içerikli, küfür içerikli. Bugün ülkemizde en çok izlenen oyunlar küfür içerikli ve öldürmeli, asmalı, kesmeli. Ama baktığınız zaman içerik olarak hiçbir yardıma özendiren, iyiliğe özendiren hiçbir şekilde bir doğru düzgün oyun programı yok. Bu açıda biz gördük, bizim haddimiz değil ama Kızılay İstanbul Şubesi olarak bununla ilgili bir çalışma başlattık. Bu konuda buradaki tüm dostlardan da yardımlarını bekleriz. Bir iyilikle ilgili, bir yardımlaşmayla ilgili bir uygulama yapalım. Bu bölüm geçmeleri mesela bir Ayşe teyzenin odunlu kömürünü taşısın. Ne bileyim bir hastane inşa etsin, bir hastaneye kan ulaştırsın ve bölümler level'lar atlasın. Madem çocuklarımızı bu mecradan uzaklaştıramıyorsak, bu şekilde içerikler üretmemiz gerektiği inancındayım. Bunları, bu tarz eleştirileri de yapma gereği duydum. Tekrar başa dönecek olursak, ne kadar eğitim verirsek verelim, ne kadar uzmanlarımız, akademisyenlerimiz, bizler bu çocukları eğitirsek eğitelim ama bizden daha çok sosyal medya veya medya içeriğinden bu çocuklar hiç tahmin edemeyeceğimiz kadar etkileniyorlar ve doğru mesajları bu çocuklara vermiş olmamız lazım diye düşünüyorum. Şimdi müsaadenizle Kızılay olarak
Suriye İnsani Yardım sürecinde 2003'ten bu yana bölgede gerçekleştirdiğimiz ve ülkemizde gerçekleştirdiğimiz çalışmalar hakkında bir kısa bir sunumumuz var. Bunu sizlere ekranda yansıtmak istiyorum. Suriye Acil Durum Müdahalesi Psikososyal Destek Programı kapsamında çalışmalar Türk Kızılayı ve UNICEF ortaklığı ile başlatılmış ve bu çerçevede Suriyeli çocukların entegrasyon ve sosyal gelişim odaklı çalışmaları yürütmüştür. Birleşmiş Milletler'le biz bu projeyi 2013 yılında başlattık. 34 personelle başlatmıştık. Şu an 2017 yılında Suriye Acil Durum Müdahale kapsamında psikososyal destek programı olarak hala devam ettirmekteyiz. Okul çağındaki ihtiyaç sahibi Suriyeli çocukların ve gençlerin 4-18 yaş arasındaki daha fazla desteklenmesine ve topluma adaptasyon sürecine katkıda bulunmak, çocukların yaşamış oldukları travma ve savaş psikolojisinden uzaklaştırmak, kendi sosyopolitik şartlarının üstesinden gelecek iletişim yöntemleriyle tanıştırmak, çocukları eğitici faaliyetler ile ve katılımları ile medya kullanımı ile desteklemek, kendi yetenekleri doğrultusunda desteklenerek gelişmelerini sağlamak, yani burada biz ülkemizde de uyguluyoruz bu sistemi, 4+4 eğitim sistemiyle hocalarımızın yönlendirdiği gibi. Program kapsamında kültürler arası öğrenme, deneyimi yaşayan çocukları, yaşadıkları toplum ile sosyal adaptasyon anlamında birçok konuda bilgilendirmek. Ekranda gördüğünüz şekilde de bunca zaman bu bütçe karşılığında 21.948.998 TL harcamış bulunmaktayız. Burada ekranda görüyorsunuz toplum merkezleri, çocuk dostu alanlar, ÇDA, çocuk dostu alanlar. Geçici barınma merkezlerimizde de çocuk dostu alanlarımız var. Koordinasyonlarımız, çocuk toplam personel sayımızı veriyor ve mobil araçlarımız var. Bir de çocuk koruma merkezimiz var. Bu çocuk koruma merkezimizin sayısı bugün itibariyle 2 oldu. Tabii bunlar az önce ekranda gördük. Geçici barınma merkezleri, toplum merkezleri, mobil çocuk dostu alanlar, çocuk ve gelişim merkezleri olarak başlıklar adı altında toplanıyor faaliyetlerde. Geçici barınma merkezi çocuk ve genç dostu alanlardaki faaliyetlerimizin bir kısmı da burada. Pedagojik süreçleri ve eğitsel anlamda yetkin uzmanlar tarafından psikososyal destek aktiviteleri, çocukların günlük iletişim kabiliyetlerinin geliştirilmesi, adaptasyon süreçlerinin hızlandırılmasına yönelik kültürel faaliyetler, sinema, çizgi film, tiyatro, drama aktiviteleri, hedef grubu diline, kültürüne ve hassasiyetlerine uygun şekilde tabii. Haftanın 5 iş günü öğleden önce ve sonra olmak üzere eğitimlerimiz devam ediyor. Yaş gruplarına uygun şekilde sınıflandırıyoruz. Günde en az 2, en fazla 4 farklı grup döngüsel olarak etkinlikler düzenlenmektedir. Çocuk genç dostu alan faaliyetlerinin içeriğine ve hedefine göre mekan içi ve dışında çeşitlendirilerek yürütülmektedir. Toplum merkezlerimizde, toplum merkezlerimiz kamplarımızın dışında olan yerler. Kısaca söyleyecek olursam bu çocukların haricinde yetişkinlere de eğitim veriyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin uyguladığı İSMEK vardır. İSMEK diyebiliriz. İSMEK gibi bir kuruluştur burası da. Çünkü yetişkinlere de dikiş nakış kursları veriyoruz, atölye eğitimleri veriyoruz, dil eğitimleri veriyoruz. Tabii çocuklarımıza da. Toplum merkezlerimiz bunlar. Şanlıurfa, İstanbul'da. İstanbul'da 2 tane var. Sultanbeyli ve Bağcılar'da var. Konya, Ankara, Kilis, Bursa, İzmir, Adana ve Mersin illerinde geçici koruma yönetmeliği altında yaşayan çocukların ve gençlerin ihtiyaçlarına yönelik faaliyetlerini sürdürmektedir. Ankara'da Şanlıurfa hariç tüm toplum merkezlerinde çocuk dostu alanlara sahibiz. Çocuk ve gençlerle yürütülen psikososyal destek faaliyetlerinin yanı sıra kültürel ve sosyal aktivite odaklı faaliyetler, yönlendirme hizmetleri ve vaka yönetimi hizmetleri de toplum merkezlerinde mevcuttur.
Burada da haritamızda da kamplarımız ve ya yeşil olarak gördüğümüz her yerde bu bahsetmiş olduğum çocuk alan dostu alanlarımız, toplum merkezlerimiz, mobil merkezlerimiz, geçici merkezlerimiz bulunmaktadır toplam 16 ilde. Bu da mobil çocuk dostu alanlarımız. Mobil çocuk dostu alanlar ile geçici eğitim merkezleri ve geçici koruma yönetmeliği adı altında yaşayan Suriyeli çocukların yoğun yaşadığı bölgelere ve okullara gidip oralarda faaliyetlerimizi yürütüyoruz. E-okul sistemine kayıtlı hem Suriyeli hem de Türkiye'li çocuklar hazırlanan programlar ile etkinliklere dahil oluyorlar. Okul idaresiyle birlikte düzenlenen çalışma planı tüm öğrencilerin mobil çocuk dostu alanlarda gerçekleştirilen etkinliklerden faydalanacak şekilde oluşturulmaktadır. Bu Suriyeli ve bizim çocuklarımızın eş zamanlı vakit geçirmeleri için fırsat sunmaktadır. Sosyal alanlarda da birleştirmektedir. Bu da çocuk ve gençlik merkezlerimiz. Ankara, Hatay merkezde, Antakya'da ve İskenderun'da olmak üzere 3 tane var. 2017'de faaliyete geçmiştir. Az önce söylemiştim, 2'ydi, ona ekleme yaptığım konuydu bu. Çocuk ve gençlik merkezleri de 6 ve 18 yaş grubundaki çocuklara hizmet vermekte. Yaygın eğitim sistemleri, eğitim metotları ile psikososyal destek sağlamak, çeşitli konu başlıkları altında aktiviteler ve eğitimler düzenlemek, gençlerin serbest zamanlarını ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda değerlendirmelerini sağlamak, onları sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlere yönlendirerek sağlıklı kişisel gelişimlerini de katkıda bulunmak, onları zararlı alışkanlardan korumak amacıyla faaliyetlerimiz yürütülmektedir. Burada da etkinlik alanlarımızın, bahsetmiş olduğumuz etkinlik alanlarımızın genel başlıkları var. Bugüne kadar toplam etkinliklerimize, bu yaptığım etkinlikte, saydığım etkinliklerimize toplam 215.124 tane çocuk katılmıştır. Ve bu çocuklarımıza da 1.155.550 tane etkinlik yaptık. Sunumumuz bu kadar arkadaşlar. Ben kısaca bir de şunu belirteyim. Biliyorsunuz Hindistan, Pakistan Hindistan'dan ayrıldı ve hep birbirleriyle yarış içerisindelerdi. Bilim, teknoloji, sanayi konusunda hep birbirleriyle yarışıyorlardı. Birisi bir teknolojik silah bulduğunda hemen Pakistan'da buluyordu. Uzaya uydu gönderdiklerinde Pakistan'da gönderiyordu. O sırada Afganistan Savaşı patladı ve Afganistan'dan çocuklar, kadınlar ve yaşlı ağırlıklı olmak üzere Pakistan'a geldiler mülteci olarak. Ve kendileri hazırlıksız oldukları için, ne yapacaklarını bilmedikleri için onlarla ilgilenmekten ülkenin dengeleri bozuldu ve Hindistan'la yarışamaz hale geldiler. Ve neredeyse 20 yıl geriye ülke gelmiş oldu. Biz şükürler olsun ne yapacağımızı biliyoruz, nasıl davranacağımızı biliyoruz, tüm eğitimleri veriyoruz. Ama bu Suriyeli çocuklara yapmış olduğumuz eğitimler ve hatta cebimizden harcadığımız paralar aslında hiçbirisi boşa gitmiyor. Çünkü o çocuklar bizim topraklarımızda yetişiyorlar ve yarın bir gün bizim topraklarımızda da hayatlarını belki de sürdürmeye devam edecekler. Geri kalmamak için bu çocuklar bizim çocuklarımızı da etkilememesi için nasıl kendi çocuklarımıza özen gösteriyorsak bu çocukların da eğitimlerini yapabilmemiz lazım ki güçlü Türkiye olarak yolumuza devam edebilelim diyorum. Teşekkür ediyorum. Sayın İlham Yıldırım'a biz de çok teşekkür ediyoruz. Vermiş olduğu bu aydınlatıcı bilgilerden, rakamlardan dolayı ve yaptıklarından dolayı sanırım Türkiye'nin bir ülke olarak göçmen çocuklarla ilgili yaptıklarını dünyada başka bir ülke yapamadı. Bu konuyla ilgili olarak yapılan çalışmalara ışık tuttuğunuz için ayrıca teşekkür ediyorum. Ben Sayın Hocam Profesör Doktor Nilüfer Narlı'yı davet etmek istiyorum.
Kendisi Malezya'daki siyaset sosyolojisi alanındaki doktora eğitimini bitirdikten sonra Marmara Üniversitesi'nde sosyoloji bölümünü kurdu ve uzun yıllardır başkanlığını yaptı ve bu araştırmayı gerçekten merak ediyoruz. Onun sözcükleriyle bakalım neler yaptılar, hep birlikte dinleyelim. Sayın Başkan, çok teşekkür ederim. Ben öncelikle TRT'yi böylesine önemli bir konferans düzenlediği için tebrik ediyorum. Ve bu konferansa beni davet ettiği için de çok teşekkür ederim. Konu başlığım Suriyeli çocukların Türk medyasında temsili ve sorunları. Tabii Türk medyası dediğim zaman benim çalışmam burada sadece yazılı basınla sınırlı. Suriyeli çocukların Türk medyasındaki temsilini niçin araştırdım? Biliyorsunuz bizim konu başlığımız entegrasyon ve çocuk medyası. Bir ülkede mültecilerin medyada nasıl temsil edildiği kritik bir öneme sahiptir. Şöyle ki, eğer bir ülkedeki yazılı basın, görsel basın mültecileri suçlayıcı, onları kriminalize edici yaklaşımlarla, onları temsilinde ayrımcı dil kullanarak medyada sunuyorsa, kamuoyundaki negatif algılar güçlenecektir ve mültecilerin uyum süreci baltalanacaktır. Fakat medya, mültecilerin temsilinde, mülteci çocukların temsilinde çözüm odaklı, daha bir hümanist yaklaşımla, insani yardım anlayışıyla yaklaşıyorsa, o zaman bu sorunların çözümü için gerekli politikalar, yeni tedbirler alınacaktır ve toplumdaki farkındalık da yükselecektir. O yüzden mültecilerin basında temsiliyle uyum süreci arasında yakından bir ilişki vardır. Şimdi ben çalışmamla ilgili biraz bilgi vermek istiyorum. Bu çalışmamda belki buradan ben mi yönetiyorum slaytları? Tamam, hızla datalara geleceğim. Çünkü önce size çalışmayı tanıtmak istiyorum. Evet, şimdi 2013 yılı 1 Ocak, 2015 yılı 31 Aralık arasındaki tüm yerel ve ulusal basını taradık. Tabii bunu taramak için Ajans Press'in bir şifresini aldık ve kullandığımız anahtar kelimeler Suriyeli, Suriyeli çocuk, Suriyeli kadın, sağlık. Bu kelimeler ve bu kelimelerin kombinasyonlarını kullanarak taramamızı gerçekleştirdik. Bu tarama sonrasında 61 gazeteden 5575 adet habere ulaştık. Bu gazetelerin 16'sı ulusal gazeteler ve 45'i ise yerel gazetelerdi. Bu tüm bu haberleri içerik analiziyle farklı temalar altında tasnif ettik. Bunlardan birisi Suriyeli çocuk temasıydı. Suriyeli kadın teması var. Suriyelilerin sağlık sorunları var. Şimdi çocuklarla ilgili haberlere baktığımız zaman 5575 haberin 3232'sinin Suriyeli çocuklarla ilgili olduğunu gördük. Suriyeli çocuklarla ilgili haberleri tekrar içerik analiziyle irdeleyerek Suriyeli çocukların konumları ve karşılaştıkları sorunlarla ilgili bir takım kategorilere ulaştık. O kategorileri de tablomda sunacağım. Şimdi ben tekrar geriye gidiyorum. Datalarla ilgili bilgi verdikten sonra Suriyeli göçmenler ve çocuklara bakarken tabii bizim Türkiye'nin yıllardır karşılaştığı göç alan bir ülke durumuyla başlamamız gerekiyor. Şimdi Türkiye göç alan ve göç veren ülkeler arasında kavşak bir ülke. Türkiye hem transit bir ülke hem de hedef ülke. Buraları biraz hızlı geçeceğim çünkü bunlar hep diğer çalışmalardan ve literatürden alınan bölümler. Yalnız göç deyince de hani göçün altında farklı başlıklar var. Yine tanımlara çok girmeyeceğim ama düzensiz göç, yasa dışı göç, transit göçmenler, sığınmacılar ve mülteciler. Mesela biz burada şu anda hani Suriyeli mülteci diyoruz fakat aslında geçici koruma altındaki Suriyeliler dememiz gerekiyor. Çünkü hukuk olarak hani böyle bir statü yaratıldı onlar için. Düzensiz göç dediğimiz zaman yasa dışı
yollarla ülke değiştiren veya başka ülkelerde yasalara aykırı koşullarda konaklayan insanlar. Türkiye'ye baktığımız zaman 1980'li yıllarda İran İslam devriminden sonra çok sayıda İranlı geldi. Türkiye'den geldi geçti. Ondan sonra biliyorsunuz bir isim değiştirme sorunu vardı. Bulgaristan'dan etnik Türkler, Bulgar Türkler veya Türk Bulgarlar geldi. Irak'tan gelen peşmergeler daha sonra ülkelerine döndüler. 90'lı yıllarda Körfez Savaşı patlamıştı. Irak'tan gelen göçmenler var, farklı Orta Doğu ülkelerinden gelenler var. Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra çok sayıda kişi yasa dışı çalışmaya başladı Türkiye'de. O dönemde de ben insan kaçakçılığı, insan ticareti ve de kaçak göçmenlerle ilgili çalışmalar yapıyordum, saha çalışmaları yapıyordum. Yine onlarla karşılaşıyorduk. Afganistan'daki tabii 80'lerde başlıyor. Türkiye'ye gelen mülteciler var. Türkiye'ye yine gelip kaçak yollarla giren ve Türkiye'de çalışan. Ayrıca Türkiye'den Avrupa'ya geçmek isteyen göçmenler var. Yani Türkiye böylesine bir kavşakta. Tabii biz Osmanlı'dan günümüze bakarsak Türkiye çok yüksek sayıda göçle gelenleri alıp kendi bünyesinde eritebiliyor. Yani işte 1800'lü yılların sonlarında karşılaştığımız bir Kafkas göçü, Çerkez göçü var. Hani Türkiye'nin şöyle bir şansı var. Göçle gelen insanlarla haşır neşir olmayı, onların sorunlarını çözmeyi beceren bir ülke. Şimdi Suriyelilerle ilgili oldukça güç koşullara rağmen iyi bir imtihan vermemizin sebebi de belki de böyle bir tarihi pratiğimizin olması. Biz şimdi burada hemen sığınmacı, göçmen, yasa dışı göçle gelen kadın ve çocukların durumuna bakarsak, Birleşmiş Milletler raporlarına göre günümüzde sığınmacı ve göçmenlerin yaklaşık %70-80 oranı kadın ve çocuklardan oluşmaktadır. Kadınlar ve çocuklar göçmenler arasında yeni ve kritik bir grup olarak karşımıza çıkmaktadır. Özellikle 2000'li yıllardan sonra da göç çalışmalarında ve iltica çalışmalarında çocuklar ayrı bir başlık olarak yer almaya başlamışlardır. Çocukların ve kadınların düzensiz göç sürecinde karşılaştıkları çok sayıda risk vardır. Tabii bu risklere baktığımız zaman cinsel saldırı, çocuk ve kadın ticareti, hastalıklar, çok farklı hastalıklar bunlarla karşılaşmaktadırlar. Yine düzensiz göç ve yasa dışı göçün kadınlar ve çocuklara yüklediği risklere baktığımız zaman işte cinsel taciz, tecavüz, insan ticareti, toplumsal cinsiyet temelli şiddet, cinsel yolla bulaşan hastalıklar, HIV ve AIDS olgularında artış, bunlar da çocuklar ve kadınlara daha fazla risk yaratmaktadır. İnsan ticareti, kadın ve çocuk ticareti yine bir sorun olarak karşımıza çıkıyor. Düzensiz göçte göçmen çocukların karşılaştıkları sorun ve konumlara bakarsak, yani konumları pardon burada, kendi başına ve göçmen kaçakçılığı ile gelen çocuklar, bunlar geneldeki dünya literatüründen alınan örnek şeyler, bilgiler, insan ticareti yoluyla ülkeye gelenler, zorla çalışan, çalıştırılanlar, cinsel sömürüye ya da organ ticaretine maruz kalanlar, yasa dışı evlat edinme, kaçak çalışan göçmen ailelerin çocukları, yerleşik göçmen ailelerin çocukları veya bazen bir politika değişikliği oluyor, göçmen statüsünü kaybedebiliyor, bu sefer çocuklar sorunlarla karşılaşıyorlar. Düzensiz göçmenlerin varış ülkesinde doğmuş kayıt dışı çocuklar, şimdi bakın Suriyeliler yine burada hani geçici koruma altında, bu çocuklar, Türkiye'de doğan çocuklar vatandaş olacak mı, olmayacak mı, vatansız mı olacak, bu konuda bir tartışma konusu. Mültecilik başvurusu reddedilenlerin ve kalmaya devam eden ailelerin çocukları, sığınmacı ve sığınma başvurusundaki ailelerin çocukları, kaçak çalışan göçmen çocuklar, bütün bunlar düzensiz göç konusuna baktığımızda karşımıza çıkan başlıklar oluyor. Şimdi Suriyelilerle ilgili ve son 4-5 yıldır ülkemizle ilgili Suriyelilerin konumuna bakalım. Bu başlıklardan birisi 2016 yılında yerel basında ve Avrupa basında yer aldı. 10 binden fazla sığınmacı çocuğun kaybolduğu haberi. Avrupa Birliği Polis Teşkilatı Europol son 2 yıl içinde 10 binden fazla sığınmacı çocuğun ortadan kaybolduğunu duyurdu. Türkiye'de yaşayan Suriyeli sığınmacı çocukların profili ve onların eğitimiyle ilgili biraz bilgi paylaşmak istiyorum. Şimdi UNHCR'ın son rakamına göre Türkiye'de 3 milyon 222 bin Suriyeli mülteci var.
Sayıları 1,5 milyonun üzerinde olan çocuk, çocuk deyince 0-18 yaş grubunu alıyoruz. Kamplarda yaşayan çocukların %90'ı okulda. Okullaşma oranı yüksek. Fakat kamp dışındaki çocukların okullaşma, yani okul dışında kalanlar ise %40 UNICEF verilerine göre. 2015 yılında okul çağındaki çocukların sayısı 746 bin, 2016 yılında 756 bin, yani sayılar çok hızlı bir şekilde artıyor. 2017 yılında okul çağındaki çocukların sayısı 1 milyon olarak veriliyor. Fakat 2017 Ekim'in Eylül'ünde bu okul şeyi başladığı zaman, yani eğitim öğretim dönemi başladığı zaman 660 bin Suriyeli çocuk okula kaydoldu. Suriyeli çocukların eğitimiyle ilgili çok fazla detaya girmek istemiyorum ama sorularla açabiliriz. Fakat ben önce hani Suriyeli çocukların Türkiye'deki durumu ile ilgili biraz bilgi paylaşmak istedim. Şimdi Suriyeli çocukların eğitim haberlerinden bir iki örnek paylaşmak istedim. Bunlar 2014 yılındaki haberler. İşte burada kızların ve erkeklerin ayrı okula gittiği haberleştirilmiş. Ondan sonra babası cephede çarpışan çocukların, babalarını cephede çarpışırken ölen çocuklara eğitim verildiği haberleri. Fakat bunlar henüz sınır illerindeki haberler. Daha sonra 2015-2016 yılına geldiğimiz zaman Suriyeli çocukların eğitimle katılamamaları, eğitim dışında kalan çocuklarla ilgili haberlerde biraz daha artış olduğunu görüyoruz. Yalnız şunu söylemeliyim, benim çalışmam 2015'in aralığında bitiyordu. 2016-2017 basınını taramaya başladık fakat henüz onları tasnif edemedim. Onlarla ilgili verilerde yüzde veremiyorum. Sadece onlarla ilgili daha bir izlenimsel bilgi veriyorum. Fakat 2013-2015'tekini tabloyla birazdan vereceğim. Fakat burada şöyle bir trend görüyoruz. Şimdi biraz sonra sunacağım. 2013-2015 arasındaki haberlerde Suriyeli çocukların karşılaştıkları sağlık sorunları, karşılaştıkları taciz sorunlar, fakat çok sayıda haber Suriyeli çocuklara sağlanan tıbbi hizmetler ve insani hizmetleri konu alıyor. 2015-2016 yılında eğitimle ilgili sorunların daha çok karşımıza çıktığını görüyoruz. 2016-2017 yıllarında da Suriyeli dilenen çocuklarla ilgili haberlerde daha fazla bir görünürlük olduğunu görüyoruz basında. Söylediğim gibi onlarla ilgili yüzdeleri veremiyorum. İnşallah bir 6 ay sonra bu da bitmiş olacak. Sadece bunları böyle haberleri başlık olarak geçiyorum. Yöntemimi söylemiştim. Ha, bu arada Suriye Savaşı'nı sembolleşen çocuk dramlarından bahsetmek istiyorum. Bunlardan birisi donarak ölen Yasemin bebek. Biraz sonra tabloda da göreceğiz zaten. Çocukların donarak ölme haberleri 2013 yılında sıklıkla karşımıza çıkıyor. Diğer bir çocuk biliyorsunuz denizde insan kaçakçılarının yoluyla işte Yunanistan'a geçmek isteyen botta boğulan Aylan bebek, bu basında çok görünür bir olaydı. Diğeri de Ümran bebek. Bunlar savaşın sembolleşen çocukları. Evet, şimdi tablomuza geliyoruz. Tabloyu bilmiyorum ne kadar net görebiliyorsunuz. Şimdi bu tablo üzerinden biraz yorumlar yapmak istiyorum. Tabloda bir sonrakine gideceğim, sonra geleceğim, geri geleceğim. Şöyle ki bu tabloda ki bütün bu başlıklar basında 2013 Ocak ayı, 2015 Aralık ayının sonuna kadar yerel ve ulusal basında içerik analizi sonucunda elde ettiğimiz başlıklar. Mesela bunlar, bunlara baktığımız zaman 5 yaş altı çocuk ölümleri, donma, hani donarak ölen çocuk haberleri, patlama kaynaklı yaralanmalar, zorla erken evlilik, kız çocuklarının karşılaştığı, sınır aşan doktorların insani yardım hizmetleri, hastane sağlık hizmetleri yetersizliği, kimyevi gaz kaynaklı yaralanma, hijyen eğitimi ve hijyen malzemesi yardımı, İHH'nın sağladığı insani yardım ve tıbbi yardım, fakat bunlar hepsi çocuklarla ilgili. İlaç ve tıbbi malzeme yardımı, açlık, çocukların karşılaştığı açlık ve açlıktan ölme, bulaşıcı hastalıklar, çocukların karşılaştığı iş kazaları, istenmeyen gebelik, kayıp ve bulunan kayıp çocuk, genel kaza ve yaralanma,
Kızılay Hizmetleri, biraz önceki konuşmacımız uzun uzun Kızılay Hizmetleri'ni anlattı. O da basında bir başlık olarak karşımıza çıkıyor. Tıbbi hatalar, organ mafyası, zorla fuhuş, aylan bebek, psikososyal destek, sağlık hizmetlerinde ayrımcılık, sağlanan sağlık hizmetleri, çocuklara sağlanan, çocukların karşılaştığı solunum yolu hastalıkları, tıbbi malzeme yardımı, kuma krizi ve Türk kadının psikolojik sorunları diyorum. Bu haberlerde özellikle 11-12-13 yaşındaki Suriyeli kızların kuma olarak yani evlendirilmesi ve bunun Türk kadını üstündeki olumsuz etkileri, Türk kadınlarının depresyona girmeleri, bu haberler. Sayıları çok yüksek değil ama bir başlık olarak koydum. Savaş ve yerinden edinme travması kaynaklı ruh sağlığı sorunları, çocukların karşılaştığı tabii ki, tıbbi önlemler, aşı, kadın ve kız çocuklarına karşı şiddet kaynaklı sorunlar, bebek ve çocuk bakım ve gıda desteği, yaralı çocuklara sunulan tedavi hizmetleri, zehirlenme kaynaklı sağlık sorunları, eğitim sorunu, okul dışı çocuk, çadır kentteki kazalar, kronik hastalıklar, çocuk asker, Suriyeli doğan bebek istatistikleri. Şimdi bu Suriyeli doğan bebek istatistikleri basında zaman zaman çok objektif olarak verilebiliyor. Hani burada bir parantez açmak istiyorum, fakat bazen de hani Suriyeli doğan bebek sayısındaki artışın bir tehdit, demografik bir tehdit olduğu izlenimi veren haberler de oluyor. Şimdi bu haberlere baktığım zaman, bunları dediğim gibi tasnif etme aşamasındayız. Bunlardan 5 tanesi sosyal cinsiyet temelli sorunlar. Fakat 7 tane başlık ise insani yardımla ilgili. Yani aslında biz bu haberlere baktığımız zaman insani yardımın son derece güçlü bir şekilde karşımıza çıktığını görüyoruz. Bu haberleri şöyle sıralarsak, en sıklıkla vurgulanan konu çocukların karşılaştığı bulaşıcı hastalıklar. İkinci olarak çocuklar için, Suriyeli çocuklar ve Suriyeli çocukların getirdiği bulaşıcı hastalıkların Türk çocuklarına bulaşmaması için alınan tedbirler, aşı haberleri ikinci. Üçüncü sıralamada ise İHH'nın sağladığı hizmetler. Şimdi burada aylan bebek karşımıza, evet, dördüncü sıralamada çıkıyor. Beşinci sıralamada ise psikososyal destek. Çocukların travma, savaş travması alan çocukların, çocuklara sağlanan psikososyal destek. Bu başlıklara ve biraz önce literatürde sunduğum konu başlıklarına bakarsak, literatür bize neyi göstermişti? Göçmen çocuklar, kadınlar ve çocuklar, ailelerinden, erkeklerinden ayrılan çocuklar bir dizi risklerle karşılaşıyordu. Bu riskler arasında işte çocuk ticareti, kadın ticareti, çetelerinin eline düşme, bulaşıcı hastalıklar, organ mafyası, çocuk asker sorunu. Biz bütün bu sorunların, yani literatürdeki başlıkların Türk yazılı basınında Suriyelilerle ilgili haberlerde de birebir yansıdığını görüyoruz. Ben bu başlıkları bu şekilde muhafaza ettim, datanın zenginliğini kaybetmemek için. Tabii ki biz bunları istatistik analize tabi tutarken hani daha farklı başlıklar altında toparlayacağız. Buradan şöyle bir sonuçla bitirmek istiyorum. Şimdi basına çok büyük bir görev düşüyor. Suriyeli çocuklarla ilgili haberlerin verilişinde eğer Suriyeli çocukları kriminal ve bir tehdit olarak gösterme eğilimi olursa basında, Suriyelilerin, Suriyelilerle ilgili negatif algılar güçlenecektir. Biliyorsunuz son 2 yılda bu negatif algılarda bir artış var ve bir takım olaylar oldu. Bir Suriyeli kadın tecavüze uğradı, öldürüldü, çocuğuyla birlikte öldürüldü. Hani bu ama çok izole bir olay olduğunu ben düşünmek istiyorum. Çünkü basındaki yansımalara ve biraz önceki konuşmacının da belirttiği gibi Türkiye'de çok büyük bir fedakarlıkla bütün kurumlar mobilize oldular ve Suriyelilerin Türkiye'de barınabilmeleri, topluma uyum gösterebilmeleri için yani herkes elini taşın altına koyuyor. Bunun basında daha iyi bir şekilde yansıması kamuoyunda farkındalık düzeyini arttıracaktır ve biz sabahleyin güzel bir film izledik. Hani sevgimi paylaşmaya hazırım, kalbimi paylaşmaya hazırım. Yani hani Türkiye'deki insanların da Suriyelilerin sorununu çözmede biz de daha fazla destek olmak istiyoruz. Hani böyle bir farkındalık ve böyle bir bilinç
yaratılması için basın üzerine çok görev düşüyor. Ama 2013-2015 yılına baktığımızda oldukça olumlu ve sonuç odaklı bir yaklaşım olduğunu görüyoruz. Çok teşekkürler. Değerli hocam, biz de çok teşekkür ediyoruz. Hem bu güzel araştırmayı yaptığınız ve bize bilgilerinizi paylaştığınız için hem de süreye uyduğunuz için. Şimdi sırada Sayın Doçent Doktor Emrah Akbaş var. O da bir başka açıdan bize araştırmasını aktaracak. Merakla bekliyoruz. Merhabalar. Ben bir araştırmayı sizinle paylaşacağım. Araştırmanın iki boyutu var. Biri saha çalışması, ikincisi hocamın yaptığına benzer bir araştırma fakat son bir yıla dair bir tarama. Ama daha çok saha çalışmamızı sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu çalışma TRT Çocuk Koordinatörlüğü için hazırlanmış bir çalışma. Aslında konferansın temasıyla uyumlu bir şey yaptık. İki şey yaptık aslında. Birincisi Suriyelileri çalışmaya dahil ettik. Yani Suriyeli çocuklara sorduk. Suriyeli ebeveynlere ve çocuklara sorduk. Genellikle Suriyelilere dair çalışmalar Türklerin tutumları üzerinden veya bakış açısıyla kurulmuş çalışmalar. Biz onları dahil etmeyi tercih ettik bu çalışmada. Bir başkası bir elbette niteliksel bir perspektifle mülakatlar gerçekleştirmek ve medyada temsil konusunu sadece medyadaki içerik üzerinden değil, medyadaki içeriğe dair Suriyeli ebeveynlerin ve çocukların neler düşündüğünü anlamaya dönük bir çaba ortaya koyduk. Çalışma henüz tamamlanmış bir çalışma değil. Yani bir iki haftaya nihai versiyon ortaya çıkacak. Fakat bu aşamada sizlerle ilk bulguları paylaşacağım. Evvela Türkiye'deki Suriyelilerin genel durumuyla alakalı birkaç bilgiyi sizlerle paylaştıktan sonra saha çalışmasına geçmek isterim. Türkiye'de Suriyelilerle alakalı bu olağanüstü durum 2011 senesindeki Suriye'deki iç savaşın ardından başladı. Bir kitlesel göç akınından bahsediyoruz. Burada AFAD Göç İdaresi, Türk Kızılayı ve ilgili bakanlıkların işbirliğiyle bir kriz yönetiminin gerçekleştiğini görüyoruz. Bu kriz yönetiminin oldukça başarılı olduğunu herhalde söylemeye lüzum yok. Çünkü benzer göç akınlarıyla mukayese ettiğimiz zaman Türkiye'de yaşadığımız bu göç akınını sadece bizim kamu kurumlarımızın iyi bir koordinasyon ortaya koymaları değil, aslında hem Türk toplumunun hem de Suriyelilerin karşılıklı fedakarlıklar yapmak suretiyle bu süreci iyi yönettiklerini belirtmek lazım. Yani biz pek çok eksiklerine rağmen, pek çok tartışmalı politikalara ve uygulamalara rağmen aslında olağanüstü bir şey yapıyoruz. Pek çok sosyal krizin, gerilim alanlarının beklendiği gibi ortaya çıkmadığını ve uyum sürecinin politikalarla belirlenmese bile spontan bir biçimde, kendiliğinden bir biçimde öyle ya da böyle iyi gittiğini ifade etmek gerekir. Tabii Türkiye'de Suriyelilere ne diyeceğiz? Suriyeliler mi diyeceğiz? Sığınmacı mı diyeceğiz? Mülteci mi diyeceğiz? Misafir mi diyeceğiz? Bu tartışılan bir şey. Fakat onların hukuki statüsünün geçici koruma statüsü olduğunu ifade etmek lazım. Fakat sosyolojik olarak bir kategori olarak sığınmacılığın veya mülteciliğin kullanılabileceğini düşünüyorum doğrusu. O yüzden bunun o kadar da tartışmalı bir mesele olmadığını ifade etmek lazım. Geçici koruma statüsü altında 3 milyonu aşkın Suriyeli var. Ülkemizde son rakamlara göre 3 milyon 141 bin 380 bu elbette resmi kayıtlar, kayıt altına alınmış Suriyelilerden bahsediyoruz. Trendin 2014 yılından sonra hızla arttığını tablodan görmek mümkün. En fazla Suriyeliyi İstanbul'da ağırlıyoruz, 500 bin civarında. Daha sonra Şanlıurfa, Hatay ve Gaziantep gibi iller geliyor. Biz de çalışmamızı Gaziantep, İstanbul ve Ankara ile sınırladık. Bu üç ilde görüşmelerimizi yaptık. Birazdan oraya geleceğim. Toplam 3 milyon 222 bin Suriyeli sığınmacı var. Fakat biyometrik kaydı tamamlanmış olan biraz daha az. Yaklaşık 2 milyon 800 bin civarında. Geçici barınma merkezlerinde kalanlar 258 bin. Yani aslında ülkemizdeki Suriyeli dostlarımızın %90'dan daha fazlasının kampların dışında, şehirlerde bizlerle beraber kaldıklarını, yaşadıklarını görüyoruz bu rakamlardan. Kadın sayısı 1 milyon 323 bin, erkek sayısı 1 milyon 511 bin. Burada entegrasyon politikaları bakımından hayati önem taşıyan bulgu
%46'sının 18 yaşın altında olması. 4 yaşın altında olan ise 321.460 çocuğun olması. 4 yaşın altında olması demek Türkiye'de doğmuş olması demek. Yani kendi ana vatanını henüz görmemiş, bilmemiş ve entegrasyon bakımından da aslında en fazla üzerinde düşünmemiz gereken kesimi oluşturan çocuklar, 4 yaşın altındaki çocuklar. Sadece geçici koruma statüsüyle birlikte ülkemizde ikamet etmiyor Suriyeliler. Farklı bir takım statüler de var. İkamet izni, kısa dönem ikamet izni, aile ikamet izni ve öğrenci ikamet izni gibi. Suriyeli çocukların eğitimi iki boyutlu bir biçimde ilerliyor ülkemizde. Bir geçici eğitim merkezleri var, bir de devlet okullarında karmah bir biçimde Suriyelilerin eğitim aldığını görüyoruz. 370 geçici eğitim merkezinde 280 bin civarında ve 14.742 devlet okulunda 243 bin civarında Suriyeli öğrenci öğrenim görüyor. Bu bütün Suriyeli okul çağındaki çocukları eğitim sürecine dahil edemediğimizi de söylüyor. Tüm okullara, okul çağı Suriyeli çocukların nüfusu 976 bin iken tüm okullara kayıtlı öğrenci sayısı 532 binde kalıyor. Yani yaklaşık %55'i okul çağındaki Suriyelilerin eğitim kurumlarında eğitimlerini almaya devam ediyorlar. Geçici eğitim merkezlerinde Arapça bir müfredatı izlerken devlet okullarında Türkçe müfredatı takip ediyorlar. Bu iki başlı bir eğitim anlayışı demek ama geçici eğitim merkezlerinin yakın vadede tümüyle kapatılacağını tahmin ediyoruz. En azından eğitim politikalarımız bu konuyla alakalı bu yönde. Geçici eğitim merkezini tercih eden Suriyelilerin tercih etme sebepleri bizim yine entegrasyon politikalarımız bakımından bize bir şeyler söylüyor. Geri dönüş ümidi veya geri döneceğine dair bir beklenti, kayıt altına girmeyi reddetme, Arapça müfredatı talep etme ve okullaşma oranına öncelik veren kimi uluslararası organizasyonların desteği ve benzeri gibi sebeplerle geçici eğitim merkezlerine ilginin hala öyle ya da böyle devam ettiğini görüyoruz. Geçici eğitim merkezlerinden bir tanesini görüyorsunuz. Üniversite eğitiminde de Suriyeli dostlarımızı görüyoruz. 14.765 Suriyeli öğrenci Türkiye'de üniversite eğitimini sürdürüyor. Bunlar kimi burslardan istifade ediyorlar. Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanları'nın bursları ve diğer yüksek öğretim ve dil bursları gibi. Bazı uluslararası örgütlerin de destekleri söz konusu, UNHCR gibi bunların DAFI bursları. Sadece Suriyeli öğrenciler değil, az sayıda da olsa Suriyeli öğretim üyeleri de bizim eğitim sistemimize entegre olmuş durumda. Çalışma izinleriyle alakalı bir yönetmelik var. 2006 Ocağı'nda yürürlüğe giren. Buna göre Suriyelilerin çalışmaları belli bir takım kriterlerle düzenleniyor. Bu esasen sadece Suriyelilerle alakalı değil, geçici koruma sağlanan yabancıların çalışma izinlerine dair hazırlanmış bir yönetmelik. Burada bir takım kriterler görüyorsunuz. Elbette Suriyeliler öyle ya da böyle kayıt altında veya kayıt dışı bir biçimde hayatlarını hayatta kalmak için sürdürmek, idame ettirmek durumundalar ve o yüzden ekonomik hayata yasal veya gayri resmi bir biçimde katkı sağlamak durumundalar. Bu sözün ettiğimiz yönetmeliğin de amacı kayıtlı bir biçimde onların ekonomik hayata katkı vermelerini sağlamak. Suriyeli çocuklarla alakalı en ciddi sorunlarımızdan bir tanesini çocuk işçiliği oluşturmakta. Kimi zaman ailelerin onları mecbur bırakmasıyla, zorlamasıyla, kimi zaman kendilerinin gönüllü olmasıyla, aile bütçesine katkı vermek amacıyla çalışmak durumunda kaldıklarını görüyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı'nın bir çalışması olduğunu biliyoruz. Son zamanlarda 20 bin kadar Suriyeli çocuğu maddi olarak desteklemeyi hedefliyor Milli Eğitim Bakanlığı. Türkiye'deki okullarda okuyan yabancı öğrencilerin %99'u diğer yandan geçici koruma statüsü altındaki Suriyelilerden oluşmakta. Fakat bu çocukların tamamının okula düzenli olarak devam edemediklerini de ifade etmek gerekir. Yani okula devam eden, kayıt altına alınmış çocukların bir yandan da okul saatlerinde dışarıda çalışmak durumunda olduklarını biliyoruz. Türkiye'de hali hazırda 42 bin çocuğun sokaklarda yaşadığını
tahmin ediyoruz. Bunu Suriyeli sığınmacı çocukları da dahil edince bu tahminlere 100 binlerin üzerine çıktığını söylemek çok abartılı bir tahmin olmaz. Okul çağındaki çocuk sığınmacıların okullaşma oranındaki açığın kapanmamasının ilerleyen yıllarda bilhassa çocuk işçiliği, kayıt dışı istihdam ve suç oranlarında artış ve bunun da bir sonucu olarak entegrasyon sürecinin zorlaşması gibi bir takım neticeleri olacağını tahmin edebiliriz. Çocuk sağlığı ile alakalı birkaç bir şey söyleyeyim, daha sonra bizim çalışmamıza geçeceğim. 2011 yılından bu yana geçici koruma altında bulunan Suriyeli ailelerden 200 bin kadar çocuk dünyaya geldi. 0-4 yaş arasındaki mevcut 360 bin çocuğun büyük kısmı Türkiye'de doğdu yani. Yani günde ortalama 125 sığınmacı çocuğun doğduğu tahmin edilmekte. Sağlık Bakanlığı'nca kimi aşılama hizmetleri yapılmakta, bilhassa kızamık ve çocuk felci gibi aşıların tamamlanmış olduğunu tahmin ediyoruz. Şehirlerde yaşayan mültecilerin devlet hastanelerinde veya göçmen sağlığı merkezlerinde alacakları, aldıkları sağlık hizmetleri de tüm ilaç masraflarıyla beraber ücretsiz bir biçimde karşılanmakta. Bunlar entegrasyon sürecinin önemli bir takım aslında köşe taşları. Sadece eğitimden ve istihdamdan ibaret değil veya sosyal kültürel bir takım uyum çabalarından ibaret değil. Kimi temel haklarına, sosyal haklarına erişim aslında entegrasyonun en önemli boyutunu oluşturmakta. Bu bakımdan bu sağlık hizmetlerinin çok önemli bir işlev gördüğünü söyleyelim. Bir diğer önemli destek Suriyeli çocukların ve genel olarak Suriyeli yetişkinlerin de aldığı psikososyal destek. Bugün başka oturumlarda ifade edildiği için burayı uzatmak istemiyorum doğrusu. Saha çalışmamıza geçelim. Biz ne yaptık? Gaziantep, İstanbul ve Ankara'da 100 kadar Suriyeli ebeveyn ve çocukla mülakatlar yaptık. Bu mülakatları bir ekip halinde yaptık. Ekibimizde Suriyeli öğrenci dostlarımız da vardı. Yani konferansımızın temasına uygun bir biçimde yaptığımız diğer bir şey de sadece araştırmaya görüşmeci olarak dahil etmedik Suriyelileri. Aynı zamanda araştırmacı ekibini de oluştururken Suriyelilerin de bu araştırma ekibinde yer almasına özel bir özen gösterdik. Araştırmamızın amacı Türkiye'de yaşayan Suriyeli çocukların Türk medyasında temsil edilme biçimlerini anlamak ve Türkiye'de yaşayan Suriyeli çocukların ve yetişkinlerin kullandığı medyanın mahiyetini ortaya koymak. Sadece kanaatlerimiz var, bir takım fikirlerimiz var. Peki onlar ne söylüyorlar? Hangi medyayı, hangi medya araçlarını tercih ediyorlar? Hangi dilde medyayı takip ediyorlar? Bunlar onların medyada temsili bağlamında bizim ihtiyaç duyduğumuz bir takım veriler. Onlara ulaşmaya çalıştık bu çalışmada. Çalışmanın hedefi Türkiye'de yaşayan Suriyeli çocukların medyada temsiline dair bir farkındalık uyandırmak, medya içeriği ve diline eleştirel bir katkı sağlamak, çözüm önerileri ve stratejilerinin belirlenmesine kaynak oluşturmak. Yöntemimiz nitel araştırma yöntemi. İki farklı şey gerçekleştirdik. Birincisi yarı yapılandırılmış derinlemesine mülakatlar. İkincisi medya içerik analizi. Toplam 100 kişiyle yarı yapılandırılmış mülakatlar yaptık demiştim. 40'ını Suriyeli çocuklarla yaptık. 50'sini Suriyeli ebeveynlerle. 7 mülakatı Suriyelilerin kurduğu sivil toplum örgütleriyle gerçekleştirdik. Ve Gaziantep yerel basınından da 3 genel yayın yönetmeniyle görüştük. Medya taramada son bir yıl içerisinde, Ekim 2016 ile Ekim 2017 yılı arasında tüm yerel ve ulusal Türkçe yayın yapan yazılı basında çıkan haberleri taradık. Bulgularımızı çalışma henüz devam ettiği için biraz pratik olması bakımından şöylece kurguladık. Sorduğumuz soruları yansıtacağım burada yansıya ve sonra aldığımız yanıtlardan Kahir ekseriyeti neyi söylüyorsa onları sizlerle paylaşacağım. İnşallah bir iki hafta içerisinde çalışma nihayete erdiğinde bir kitap formunda sizlere de ulaşacak diye ümit ediyorum. Evvela Suriyeli ebeveynlere dair bulgularla başlayalım. Gündemi hangi medya kanallarından takip ediyorlar? Tümü televizyondan takip ettiklerini ifade ediyor. Yani televizyon onların gündemi takip etmesindeki başat medya. Kendi ana dillerinde yayın yapan hangi medya kanallarını takip ediyorlar?
Aslında şöyle, çok da ümit var, biz ümit var kılmayan bir netice var. Büyük oranda, neredeyse tamamına yakını Arap medyasını evvela takip ediyor. Burada bir dil probleminin olduğu aşikar. Fakat sadece bunu bir dil problemiyle açıklamak da sanırım yeterli olmaz. Biraz sonra neden bu böyle bir tercihte bulunduklarına dair bulguları paylaştığımda belki daha da açığa kavuşacak bu söylediğim. Türk medyasında sadece TRT takip ediliyor. Yani bizim yaptığımız çalışmada bu bir niteliksel çalışma. O yüzden bir genellemeye buradan varmamız mümkün olmaz. Ama görüştüğümüz 100 kadar görüşmeci TRT'yi takip ettiğini ifade etti. Arap medyasında ise El Cezire ve El Arabiye kanallarını tercih ettiklerini ifade ettiler. Bu medya kanallarını neden tercih ediyorlar? Bu kanalların haber programlarını güvenilir buluyorlar çünkü. Ve bu söz konusu bu kanallarda Suriye ile alakalı bir içerik geniş bir yer bulduğu için bilhassa bu kanalları tercih ettiklerini ifade ediyorlar. Peki sadece televizyon izliyorlar gündemi takip etmek için, ne sıklıkla bunu yapıyorlar? Akşam saatlerinde ailece haber bülteni ve sonrasında televizyon dizileri izlemeyi tercih ediyorlar. Ne tür TV programlarını izliyorlar? Akşam kuşağı haber bülteni ve diziler. Kadın katılımcılar ise erkeklerden ayrı olarak bu haber kuşağı ve dizilerden ayrıca moda ve yemek programlarını da izlediklerini büyük oranda ifade ettiler. Çocukların TV ile televizyon ile ilişkisini nasıl buluyor ebeveynler? Çocukların çok fazla televizyon izlediğini düşünüyorlar. Fakat çocukların tamamı televizyon izlemiyor elbette. Büyük bir kısmı çalışmak zorunda ve çalışmak zorunda olan çocuklar sadece akşam saatlerinde sınırlı bir biçimde televizyon izleme imkanına sahipler. Ama çalışmayan Suriyeli çocukların büyük bir kısmının zamanlarının çoğunu televizyon izleyerek geçirdiklerini ifade ediyor ebeveynleri. Çocuklar en çok çizgi filmleri tercih ediyorlar. Biz 11-18 yaş arası çocuklarla görüştük bu arada. Çocuklar en çok hangi televizyon kanallarını takip ediyor? Arap televizyonlarını takip ediyorlar. Bunlar MBC3, Spektun, MBC4 ve Toyor Al Cennah televizyon kanalları. En sıklıkla takip edilen televizyon kanalları bunlar. Türk televizyonlarından çocuklar yine TRT'yi takip ediyorlar. TRT Çocuk takip ettikleri kanallardan biri. Çocuklar sosyal medyayı kullanıyor mu? İşte burada belki de bu Suriyeli çocuklarla alakalı pek çok kanaatimizin biraz romantik bir kanaat olduğuna dair bir bulguyla karşılaşıyoruz. Çocuklar sosyal medyayı takip edebilecek bir araca dahi sahip değiller aslında. Yani cep telefonundan yoksun çocuklarla karşı karşıyayız. Sınırlı sayıda cep telefonu ve internet erişimi olan çocuklar Facebook ve Instagram gibi programları, aplikasyonları kullanıyorlar. Fakat genel olarak sosyal medya erişimi çocukların sınırlı. Ve ebeveynlerin de bu sosyal medya içeriğini kontrol etmediklerini anlıyoruz yaptığımız görüşmelerden. Türk medyasında Suriyelilerle ilgili içerik hakkında ebeveynler ne düşünüyorlar? Bir kere Türk medyasını zaten genellikle takip etmediklerini ama takip ettikleri kısmıyla da TRT'yi Suriyelilerle alakalı barışçıl bir dil, söylem kullandığı ve geliştirdiği için takip ettiklerini anlıyoruz. Bir kere Türk medyasını Türkçe yetersizliğinden dolayı takip edemediklerini ifade ediyorlar. TRT'yi takip edenler ise, işte önemli olan nokta burası, bazı TRT dışındaki Türk haber programlarını da takip ettiklerini ifade ediyorlar. Bunun sebebi son derece barışçıl bir dil kullanması bu Türk kanallarının. Arap medyasında Suriyelilerle ilgili içerik hakkında ne düşünüyorlar peki? İçeriğin yeterli olduğunu fakat bazı medya kanallarının taraflı yayın yaptığını ve nefret söylemleri içeren içerik ürettiklerini düşünüyorlar. Türk medyasında Suriyeli çocuklarla ilgili içerik hakkında ne düşünüyor peki ebeveynler? Yetersiz ve ilgisiz buluyorlar. Arap kanallarını takip etmelerinin bir sebebi de bu kanallardaki içeriğin yeterli olması, eğitici olması ve eğlendirici olması. Yani Suriyeli çocuklarla alakalı içeriğin neredeyse söz konusu bile edilemeyeceğini ifade ediyorlar. Medyada Suriyelilerle ilgili nasıl bir içeriğin olmasını bekliyorlar peki? Evvela eğitici olmalı ve eğlenceli bir içerik olmalı diyorlar.
Arapça ve Türkçe programların Suriyelilere yönelik olarak hazırlanması gerektiğini ve televizyon kanallarında onların dil gelişimine, dil eğitimine öncelik verilmesi gerektiğini düşünüyorlar. Suriyeli çocuklar için ne tür programlar hazırlanmalı? Dil eğitimi yine öne çıkıyor ve Türk kültürünü tanıtmaya yönelik hem eğlendiren hem de öğreten formatta programlar hazırlanması gerektiğini düşünüyorlar. Bu bir taleptir. Yani Suriyelilerin buraya uyum sağlama sürecinde onları eyleyici, aktör, fail kılmanın yolu aslında ihtiyaç merkezli bir biçimde yaklaşmak ve onlara bu soruyu sormak. Öyleyse uyum sürecinde dilin çok hayati bir önem taşıdığını zaten yapılan çalışmalar, araştırmalar ve literatür bize söylüyor. Öyleyse bu dil meselesine daha büyük bir ağırlık vermek ve televizyon aracını da Suriyelilerin dil gelişimlerine hizmet eder bir biçimde yeniden ele almak mecburiyeti var gibi görünüyor. Suriyelilerin Türkiye uyumu konusunda ne düşünüyorlar peki? Katılımcılardan bir kısmı Türklerin onları misafir olarak gördüğünü ve bundan dolayı da iyi davrandıklarını ifade ediyor. Bir kısmı ise istenmediklerini, istenmeyen insanlar olduklarını düşünüyor. Bu gerçekte böyle midir? Tartışılır, başka çalışmalara ihtiyaç var. Fakat Suriyeli dostlarımızın böyle bir şikayeti, itirazı bizim için entegrasyon politikalarını oluştururken düşünmemiz gereken şeylerden biri olmalı. İlginç bir bulgu, sadece Suriyelilerin yaşadığı bölgelerde, gettovari yapılarda yaşayan Suriyelilerin uyum konusunda daha olumsuz düşündükleri, fakat yerel halkla bir biçimde temas eden Suriyelilerin aslında uyum sağlamaya dönük daha olumlu bir bakış açısına sahip olduklarını anlıyoruz. Öyleyse sosyal temas, farklı grupların birbirine temas etmesi, dokunması, etkileşim kurması uyum sürecinin olmazsa olmazlarından biri. Biz genellikle uyum meselesini, entegrasyon meselesini tek taraflı bir şey olarak görme eğilimindeyiz. Halbuki hem yerleşik olanlar hem de yeni gelenler etkileşim kurmadığı sürece ve karşılıklı bir biçimde uyum sürecini gerçekleştirmediği sürece uyum bizim beklemediğimiz sonuçları ortaya çıkaracak. Ya tam bir ayrışma ya da bir asimilasyon. Öyleyse bunun orta yolunu bulmak üzere yerleşik olanla yeni geleni birbirine temas ettirecek veya daha iyi bir ihtimalle kaynaştıracak uygulamalara, politikalara ihtiyacımız var. Dil engelinin uyum meselesindeki en büyük engeli olduğunu tamamı katılımcıların düşünüyor. Başarılı bir uyum için neler yapılmalı? Tekrar dil sorunu çözülmeli diyor katılımcılarımız. Bunun yanında dostluk ve kardeşlik duygularını geliştirecek etkinlikler düzenlenmeli. Bu da bir taleptir. Bizim entegrasyon uygulamalarımızda, Kızılay'ın toplum merkezlerinde bu tür çalışmalar yapıldığını biliyorum. Bir takım çay saatleri, kaynaştırma toplantıları vesaire gibi uygulamalar olduğunu biliyorum. Bunların geliştirilmesi lazım anlaşılan. Çünkü bu Suriyelilerin de talep ettiği bir uygulama. Başarılı bir uyum için medyanın üstleneceği rol ne olmalı? Burada ortak tarihe ve değerlere bir vurgu var. Ortak tarihimizi ve ortak değerlerimizi öğretecek ve dil eğitimi ve becerisini geliştirecek programlar hazırlanmalı diye bir talep var. Medyada kullanılan dil ve mülteci sorununa yaklaşımı nasıl değerlendiriyorlar peki katılımcılarımız? TRT'nin ve diğer bazı kanalların barışçıl ve sakinleştirici bir dil kullandığını ama çoğu kanalın maalesef daha saldırgan bir dil kullanmayı tercih ettiğini düşünüyorlar. Yani bu onların ifade ettiği bir şey. Öyleyse bizim de medya içeriğini oluşturma konusunda yeniden bir kendimize bakmamız ve sorgulamamız mecburiyeti var gibi görünüyor. Suriyeli çocuklara dair bulgular neler peki? Ne sıklıkla televizyon izliyor çocuklar? Zamanlarının büyük bir kısmını televizyon karşısında geçiriyorlar. Çalışmak zorunda olan çocuklar ise sadece akşam saatlerinde televizyon izleyebiliyorlar ve büyük bir kısmı da maalesef zaten çalışmak zorunda kalıyor. Ne tür programları tercih ediyor çocuklar? 11-13 yaş grubu çizgi film tercih ettiğini ifade ediyor. 14-18 yaş grubu ise televizyon dizileri ve haber programlarını daha çok tercih ediyor. Sosyal medyayı takip ediyorlar mı? Biraz evvel söylediğim şeyi, ebeveynlerin gözünden söylediğim şeyi çocuklar da ifade ediyorlar. Sosyal medya kullanmıyorlar veya kullanamıyorlar. Evlerinde çünkü çoğunun internet yok. Televizyon olmakla beraber evlerde internet erişimi söz konusu değil. Türk televizyonlarını takip ediyorlar mı? Çok az bir kısmı Türk televizyonlarını takip ediyor. Peki Türk televizyonlarında ne tür programlar olmasını istiyor 11-18 yaş grubu çocuklar? Tamamı yine ebeveynlerinin söylediği gibi eğitici ve öğretici programlar görmek istiyor. Özellikle Türkçeyi
onlara öğretecek programlara ihtiyaç duyduklarını söylüyorlar ve Türk kültürünü tanımak istiyorlar. Türkçe konuşabiliyorlar mı? Arap kökenli Suriyeli kız çocuklarının Türkçesi genel olarak erkeklere göre daha zayıf. Erkek çocukları görece daha akıcı bir biçimde Türkçe konuşabiliyor. Bu erkek çocuklarının daha fazla toplumsallaştığı, daha fazla sosyalleştiğini bize söylüyor aslında. Daha fazla sokakta başka çocuklarla, Türk çocuklarla temas etme imkanına sahip olduklarını söylüyor veya erkek çocukları daha fazla çalıştık veya çalışmak zorunda kaldıkları için çalıştıkları iş yerlerinde Türkçe bir biçimde öğrenmek durumunda kalıyorlar. Türk arkadaşları var mı? Okula giden çocukların Türk arkadaşları var. Ama gitmeyenlerin genellikle Türk arkadaşı yok. Öyleyse bizim bu eğitim meselesini bir an evvel çözmekten başka bir çaremiz yok. Yani okul çağındaki Suriyeli çocukların tamamını eğitim sürecine dahil etmek, onların uyum süreçleri bakımından hayati bir önem taşıyor. Esasen entegrasyon meselesinin en önemli aktörleri çocuklar. Yani daha evvel başka coğrafyalarda gerçekleşmiş göç akınlarına baktığımız zaman da benzer bir şey görüyoruz. İkinci ve üçüncü kuşaklarda temasın daha fazla arttığını ve bu artan temasla beraber uyum sürecinin birinci kuşağa göre daha az sancılı bir biçimde gerçekleşebildiğini görüyoruz. Öyleyse bizim kaybedecek zamanımız yok. Bu çocukları bir an evvel eğitim sürecine dahil etmek ve böylece Türk çocuklarla birlikte sosyalleşmelerini ve etkileşim kurmalarını sağlamamız lazım. Çünkü okula gitmeyenlerin Türk arkadaşları genellikle maalesef söz konusu değil. Genel olarak Türk arkadaşlarla yaşanan en büyük sorunları dil. Eğer dil sorununu çözerlerse Türk arkadaşlarıyla ciddi bir sorun yaşamayacaklarını ifade ediyorlar. Zaten çocuklar bir entegrasyon politikasına ihtiyaç duymadan kendiliğinden spontan bir biçimde zaten bir bütünleşmeyi, entegrasyonu inşa edebiliyorlar. Öyleyse onların önündeki engelleri kaldırmak lazım. Bu engellerden birincisi onları eğitime dahil etmek, ikincisi dil meselesini çözmek. Görüşülen Suriyeli çocukların büyük kısmının çalışmak zorunda olduğu görüldü, ifade ettiğim gibi. Bu durum onların Türkçe öğrenmesini de zorlaştıran bir şey. Hem bir taraftan kolaylaştıran belli oranda ama genel olarak da zorlaştıran bir şey. Çünkü Türkçe eğitim veren merkezlere, kurumlara vakitleri kalmadığı için gidemiyorlar, katılamıyorlar bu etkinliklere. Türkçe bilmeyen çocuklar zorunlu olarak kendi içlerine kapanıyorlar ve sadece Suriyeli çocuklarla birlikte sosyalleşiyorlar. Bu bir getto toplumsal yapısını ortaya çıkarmaktan başka bir şeye hizmet etmeyecek. Yani getto sadece onların iskan edilmeleriyle ilgili bir şey değil, aynı zamanda sosyolojik bir şey. İçlerine kapanmaları ve içeriden beslenmeleri onların uyum sürecini zorlaştıran en önemli şeylerden biri. Medya tarama bahsini... acaba çok uzun sürecek mi? Medya taraması sonuçları almayacağız. Hocam benzer bir çalışmayı yürüttüğü için ben buraya dair sadece birkaç bir şey söyleyeyim. Ve bu faslı geçeyim, sonuca geleyim. Biz son bir yılda çıkmış Suriyelilerle ilgili çıkmış haberleri taradık. Bunların büyük bir kısmı yerel basında, yerel yazılı basında çıkıyor. Yani yerel yazılı basın Suriyelilerle alakalı içeriye daha fazla yer veriyor. Bu anlaşılır bir şey çünkü yerelde daha fazlaca hissedilen bir sosyal sorundan bahsediyoruz. Gazete ve gazete ekleri dergi veya dergi eklerine göre %95 gibi bir oranda Kahir ekseriyeti kaplıyor. İçeriği çocuklarla ilgili olan haberlerin dağılımında şunu görüyoruz. Proje ve gönüllü çalışmalara, yardım faaliyetlerine büyük oranda yer verildiğini görüyoruz medyada, Suriyeli çocuklarla ilgili yapılan haberlerde. Yani daha çok bu çocuklara uzatılan yardım eli üzerinden bir haber oluşturmanın söz konusu olduğunu görüyoruz. Bir taraftan da işte siyasetçilerin verdiği demeçler vesaire var. Çalışan çocuklar veya genel olarak bir sosyal sorun olarak çocukların karşılaştığı alanların görece daha az yer kapladığını görüyoruz çocuklarla ilgili yapılan haberlerde. Genellikle mülteci bebekler, çocuklar, Suriyeli çocuklar, Suriyeli minikler, yetim çocuklar, mazlumlar gibi ifadelere yer veriliyor haberlerde son bir yıl içerisinde. Fakat bunların dışında yaşadıkları sosyal sorunlar, ne gibi sosyal sorunlar? Çocuk evliliği, çocuk işçiliği, sokakta yaşamak ve benzeri gibi sosyal sorunlara daha az yer verildiğini görüyoruz haberlerde. Çocukların haberlerdeki temsili bir başkasının kendilerine uzattığı elin edilgen alıcısı olmak biçiminde karşımıza çıkıyor. Mülteci çocuklar güldüler, palyaçolar çocukları güldürdü, çocuklar belgelerini aldı gibi. Yani yine burada çocukların bir özne olarak
bu haberler içerisinde yer tutmadıklarını ancak onlara uzatılan yardım elinin bir edilgen alıcısı olduklarını görüyoruz. Çocuklar ya kurban oluyorlar veyahut kurtarılan mağdurlar haberlerde. Bir iki örnek göstereceğim size. Mülteci bebek kendisini kurtaran askere gülümsedi. Bir de gülümsemeyenler var. Yani gülümseyemeyenler var daha doğrusu, kurtarılamayanlar var. Daha çok o sosyal sorunlarla alakalı içeriğin söz konusu edilmesi gerektiğini düşünüyoruz yaptığımız çalışmanın ardından. İnşallah nihai versiyonu çalışmanın çıktıktan sonra detaylı bir biçimde bu analizleri okuma imkanına kavuşacağız hep beraber. Sonuç olarak birkaç bir şey söyleyeyim, ondan sonra uzatmadan bitireyim. Entegrasyon meselesinde bizim karşılaştığımız şeylerden birincisi başarılı bir entegrasyon, ikincisi segregasyon, ayrışma. Ayrışma daha çok gettovari yapıları ortaya çıkaran bir süreç. Ve ülkemizde hem bir fırsat hem de bir tehdit olarak aslında karşılaştığımız bir durum var. O da şu, Suriyelilerle Türkler arasında ciddi bir takım sosyal gerilimler yok. Aksine okullarda Türk çocuklarla Suriyeli çocukların daha çok kaynaşma eğiliminde olduklarını görüyoruz. Fakat bu kendi içlerine kapanma, kendi mahallelerine kapanma ileride uyum sürecini zorlaştırıcı bir etki yapabilir diye tahmin ediyoruz. Bu gettovari toplumsal yapıların çözülmesi ve daha çok kaynaştırıcı ortamların ve birlikte yaşamın inşa edilmesi lazım. Bu birlikte yaşamın inşa edilmesi çok boyutlu bir şey. Yani hem politika yapıcılara hem de medyada içerik oluşturanlara çok fazlaca iş düşüyor bu bağlamda. Hibrit bir takım kültür imkanları ortaya çıkacak. Çünkü bir yerde göç söz konusu ise orada sadece kendi vatanını terk etmiş ve başka bir yere göç etmiş insanlar yoktur. Aynı zamanda en az iki farklı ülkeyle bağlar kuran, bu bağları muhafaza eden ve ulus aşırı toplumsal alanlar üreten insanlar vardır. Bu bakımdan göç, sabah Kemal Sayar hocamızın ifade ettiği gibi her şeyden çok bir fırsattır, bir zenginliktir. Bizim dünyadaki farklı göçmen gruplarına baktığımız zaman gördüğümüz şey şu, çok dilli, çok kültürlü nüfus grupları olduğunu görüyoruz bu insanların. Öyleyse Türkiye'de de Suriyelilerin varlığı hem bir ulus aşırı toplumsal alan yaratmak suretiyle bize bir zenginlik kazandırmak hem de kendi uyumlarını böylece kolaylaştırmak ama diğer taraftan bizim diğer bütün ötekilerimize, diğer bütün farklı olanlarımıza daha farklı bir perspektiften bakma imkanını bizim için sağlamış olması. Yani Suriyelilerin Türkiye'deki varlığı sadece Suriyelilerin entegrasyonuyla alakalı bir mesele değil. Bizim demokratikleşme sürecimize, bizim birlikte yaşam ahlakımıza bir katkı sağlayacak ve bu bağlamda bizi geliştirecek bir fırsat, bir imkan olarak Suriyelilerin varlığını görmek ve medyada temsilin de işin bu boyutunu bilerek, işin bu boyutunu vurgulayarak oluşturulması zarureti ortaya çıkıyor. Yani medyada Suriyelilerin temsili meselesi ne sadece onlara uzatılan yardım elinden ibaret olmalı, ne de bir takım siyasi ayrımcı ifadelerden müteşekkil olmalı. Aksine uyum sürecine nasıl bir katkı sağlayabiliriz diye medyanın kendi dilini ayrıca sorgulaması ve dönüştürmesi mecburiyeti var. Çok fazla lafı uzattım, biraz da yetiştireyim diye hızlıca konuştum. Bağışlayın hızlı konuştuğum için ve anlaşılamaz olduğum için kimi zaman. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Belki soru cevapla devam edebiliriz. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Emre Hakbaşı. Ama süremizi neredeyse aşmak üzereyiz. Onun için toparlayıcı olarak ne kaldı bize bu oturumdan diye soracak olursanız bunları bir özetlemek istiyorum. Sayın İlhami Yıldırım bize Kızılay'ın Türkiye'deki Suriyeli mülteci çocuklar için neler yaptıklarını, onları nasıl bir entegrasyon sürecinden geçirdiklerini aktardı. Yetişkinlerle bir arada yaptıkları eğitimler özellikle bence vurgulanması gereken bir şey. Çünkü Batı'daki örnekleriyle karşılaştırılabilecek bir şey değil aslında. Kızılay çok özelli bir şekilde çalışıyor, onu biliyoruz. Ama nesiller arası uyumu da sağlamamız gerek bizim. Yani yalnızca çocukları ya da yalnızca yetişkinleri değil, hem yetişkinleri hem de çocukları bir arada düşünerek geleneklerin, değerlerin bir nesilden bir diğerine nasıl aktarıldığını da vurgulamamız gerek. Bir diğer olumlu dile getirdiği sorun da şuydu aslında, oyun temelli öğrenmeye geçiyoruz, hareket temelli öğrenmeye geçiyoruz. Uluslararası yayınlanan raporlar bize yaşamın artık bir hareket temelli, oyun temelli, analitik düşünce sisteminin algılanmasına dönüştüğünü söylüyor.
Bu çerçevede de yeni medya konusunda yeni uygulamalar gerekiyor bize, gençlere gün doğdu diye düşünüyorum. Nilüfer Narlı hocamızın gerçekleştirmiş olduğu çalışma gerçekten çok çok değerli. Bir küçücük belki destek isteyebilirim kendisinden. Medya bize haberleri, olayları, durumları dönüştürerek veriyor ve bize bir çerçeve çiziyor. Bu çerçeve sizce bir ayrımcılık içeriyor mu? Özetle evet ya da hayır diyebilir miyiz? Açık mı? Arasında incelediğimiz haberlere baktığımız zaman ayrımcı dilin çok zayıf olduğunu görüyoruz. Fakat bir hani arkadaşımızın da çalışmasında o karşımıza çıkıyor. Onlar Suriyelileri mağdur olarak gösterme çerçevesi güçlü. Fakat en önemli çerçeve aslında hani ben remedi diyorum, sorunlara çözüm üretme hedefli bir çerçeve var karşımızda ve insani yardım. Kamusal yayıncılık çok önemli bir görev gerçekten. Çünkü burada bir haberin satışı söz konusu değil ama biz habere baktığımızda genelde şunu da görüyoruz. Daha çok satabilmek için daha fazla korku kültürü üzerinden haberlerin yapılması, insanların daha fazla habere olan düşkünlüğünün arttırılması ve sürekli takipte kalmalarının sağlanmasına çalışılıyor. Bu da ayrıca üzerinde durulması gereken bir şey. Kamusal yayıncılığın bunu yapmadığını görmek bizim açımızdan çok sevindirici. Ama diğer medyanın daha fazla tıklanabilme, daha fazla katılımcı alabilme açısından bazen bu yollara da başvurduğunu görebilmek de bizi üzüyor. Emrah Bey'in açıklamaları ve yaptığı çalışma son derece değerli. Hem ebeveyn görüşü hem çocuklar açısından bize onların medya tutumları karşısında nasıl bir profil çıkardıklarını gösterdi. Benim kanımca tek katılmadığım nokta okullaştırma, eğitim bir entegrasyon sürecini çözecek sihirli anahtarmış gibi sunulması. Pek çok eğitimci travmalı çocukların okullaştırılması çerçevesinde önce travmalarının tedavi edilmesi, daha sonra onların öğretime yönlendirilmesi konusunda hemfikir. Bilmiyorum Emrah Bey bu konuda ne diyecek? Eğitim meselesi elbette bu travma sürecinin tamamlanmasından sonra gerçekleşmesi gereken bir şey. Fakat olmazsa olmazlardan biri aynı zamanda. Yani eğitim sürecine dahil olmayan çocuklar aslında pek çok başka şeyden de mahrum kalacaklar. İşin bu boyutundan dolayı eğitimi vurguluyorum. Çünkü eğitim sürecine katılmayan çalışmak zorunda kalacak. Çalışmak zorunda kalan yoksulluk ve yoksulluktan kaynaklı olarak suç işleme, suça itilme ihtimalini artıracak. O yüzden eğitim bu bağlamda hem bir sosyal temel kontrol sağlamak bakımından da önemli bir mesele. Fakat okulları şimdiki hali hazırdaki yapısıyla birlikte ele almak da maalesef yeterli olmaz. Çünkü okullarda sadece Suriyeli çocuklar için değil, aslında diğer bütün dezavantajlı çocuklar için bizim okul sistemimizi yeniden ele almak mecburiyetimiz var. Yani sadece Suriyeli çocuklar bir travmatik süreç yaşamıyorlar. Diğer pek çok travmaları olan çocuklar da okul süreçlerine dahil oluyorlar. Öyleyse okulu bir rehberlik, danışmanlık veyahut sosyal hizmet perspektifiyle yeniden şekillendirmek ve önleyici, engelleyici hizmetler bağlamında sosyal refah uygulamalarının bir parçası haline getirmek lazım. Ancak bu koşulla eğitim hakikaten uyum sürecine daha başarılı bir katkı sağlayacaktır diye tahmin ediyorum. Yoksa böyle bir bilinçten yoksun eğitimcilerin de maalesef ikincil travmalar yaşatma ihtimalleri de söz konusu. Yoksa size katılıyorum. Bir noktayı da vurgulamadan geçemeyeceğim. Biz hep Suriyeli çocukları, Nilüfer Hocam'ın da raporladığı gibi algı olarak dilendirilen çocuklar, muhtaç çocuklar ve diğer çocuklar şeklinde görüyoruz. Oysa ki eğitim sistemine katılmış, bir taraftan Arapça, Türkçe, İngilizce, Fransızca, hatta Rusça ve Japonca bilen çocuklar da var aralarında. Bunlar çok güçlü bir şekilde bizim karşımıza çıkacaklar. Bir 10 seneye varmadan hem de teknolojik olarak donanımlı bir şekilde çok dilli, çok üstün zekalı, kendini son derece iyi geliştirmiş çocuklarla karşılaşacağız. Üstelik bu çocuklar diğer normal dediğimiz çocuklardan da daha farklı bir noktada duracaklar. Çünkü onlar riskleri gördüler.
kendilerince olumsuzluklarla baş etme becerilerini geliştirdiler ve bu onlara artılar olarak katılacak. Buna da hazırlıklı olmamız lazım. Finlandiya bugün en ileri eğitim veren ülke konumunda. Ama biliyorsunuz son 2-3 senedir Finlandiya'nın en iyi eğitim veren kurumlarının başında da göçmen okulları yer alıyor. Finlandiyalılar bile bu konuda birazcık şaşkınlar ve bunun nedenlerini araştırıyorlar. Bunun sebebi o çocukların hayata biraz da dezavantajlı noktadan başlamış olmalarında yatıyor. Aslında dediğim gibi mücadele potansiyelleri çok daha fazla, acıları gördükleri, yaşadıkları ve hayatta karşılaşabilecekleri riskleri gördükleri için bunlara karşı donanımlı olma ihtiyaçlarında farkındalar, kendilerini bu yönde geliştiriyorlar. Ben her birinize bu oturuma katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Değerli hocalarıma ve İlham Yıldırım'a da, Sayın İlham Yıldırım'a da Kızılay'la ilgili çalışmaları bize aktardığı için, Türkiye'nin fedakarlık noktasında neler yapıldığını sergilediği için sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Oturumu burada kapatıyorum. Çok teşekkürler. Evet, moderatörümüze ve konuşmacılarımıza değerli katkıları dolayısıyla teşekkür ediyoruz efendim.